karşınıza neler çıkacak yani? Yani kanola yağ ileriki aşamada elimize girecek, eve bitecek. Ayçiçek yağı yerine geçecek. Geçecek. Rahat olun, geçecek yani. Hele, ucuza geliyor. Hele de bu şekilde giderse gelecek. Yani, kanola yağına başlayacağız. Yani, o yüzden iki çıtı arı kanolada iyidir. Ya zaten sadece kanolayı yağ olarak değil yani bu kanolayı bitki olarak da zaten birçok yerde kullanılıyor. Yani yem yani, sanayinde olsun. Kanada'da işte, kanola çok önemli bir şey. O yüzden şöyle önemli. Şöyle anlatayım sana. Şimdi hani ben bekarım ya. Hı hı. Gece takıntılıyım. Rahatsızım zaten. İnsanlar benim rahatsız olduğumu anlıyorlar zaten, sorun yok. Bir baktım bir gece Kanada'da arıcılık 12 bölüm. Oha dedim, ben kışı çıkarttım be. Ben. Bu kış bununla beraber ben sabahlarım ben. Bitiririm ya dedim, bu komple dedim, bunu indiririm ben dedim falan. Ya baktım şimdi. Adam arıyı konuşmuyor, başka bir şey anlatıyor. Aa dedim, ne diyor bu adam, bir baktım. Aa şey, esrar anlatıyor. Esrar mı? He, esrar anlatıyor. Niye? Ne bileyim ben, ne yapıyor bu dedim ya. Ulan dedim, arı yazıyordu dedim, bunun ne işi var falan. Derken bir baktım, abi adam Estonya'dan bunun tohumunu alıyor. Yani keten tohumu mu yoksa? Keten tohumu gibi mi? Şey ya, o şey esrar ya, esrarın anlattı. He. Daha ağacı var ya. He anladım, neydi şu o? Televizyonda melezyonda çıkıyor bazen. Neydi adamı, ne bileyim işte, neyse. Onu tohumunu Estonya'dan, Litvanya Estonya'dan almışlar. Kanada'daki çiftçilere diyor ki, bakın. Traktörün mazotu bana ait. Hı. Tohum bana ait. Sulaması, bilmem nesi, her şey bana ait. Bunları ekin diyor. Ha, kenevir ya. He, kenevir mi? Kenevir. Bunu ekin diyor. Diyor ki, ben bunu alacağım, dünyaya satacağım diyor. Nasıl dedim ya? İyi de yasak değil miymiş orada? Yok abi, adam diyor ki ya, adam ya çiftçisine de ya, niye ekerseniz ekin. He, yurt dışında yasak değil yani. Yok, kendisi ekiyor oradan, bunu ilaç sanayinde kullanıyorlar ya, ağrı kesici. Ha şey, lisanslı olarak ağrı kesici üretmek için. Ürettiriyorlar. Ha ürettiriyor, anladım. Şimdi anladım, benim jeton şimdi düştü. Ürettiriyor ve bunu dünyaya satıyor. Ya bizimkilere bakayım abi, tık yok, hareket yok. Ya bak, ondan sonra mesela Kanada'da mesela hangi eyaletti bilmiyorum, şimdi hatırlamıyorum. Eyalette organik arıcı olduğunu ispat et, belediyeye mi ispat et, hı hı. Hangi, neresiydi ya, Montreal'deyim, sallıyorum şimdi, Montreal'in merkezinde, hayır bizim gibi o pazarlar var, o pazarın organik bölümünde sana tahta veriyor, yeter ki sen üret diye, üret bunu halka sat diye sana tahta kiralıyor. Yani bal üret diye. Bal ürettiğini, organik ürettiğini de ispat edeceksin. Ama organik olduğunu ispat edeceksin. Evet. Ve sana pazarda tezgah veriyor. Hı-hı. Buradan sat. Bu pazar senin. Bu tezgah senin. Yani tahlilini, mahlilini yap. Tabii canım, gelip kontrol ediyorlar. Sen götürüyorsun, onaylatıyorsun, her şeyi yapıyorsun. Ama hı-hı, bu senin diyor. Evet. Sen diyor, ne zaman diyor tahlile getirmezsen tahtayı senden alırım diyor. Tezgahını alıyor elinin tabii, altına. Tabii, hakkını alıyor. Çık dışarı diyor. Bitti. Ben seni diyor üreticisin diyor. Senin üretmeni istiyorum dedi. Sağlıklı ürün üretiyorsun, yapıyorsun. Ondan sonra ben onu bıraktım. Şimdi bakacağım, Kanada'daki büyük dev, bizim bal parmak gibi firmalara bakıyorum. İki tane dev büyük firma var. Hı hı. Biri kuzey, biri güney mi ne? Yani bölge olarak. Bakıyorum şimdi, nasıl oluyor dedim. Yani şimdi bu ürettiği adamlar balı ne yapıyorlar diye. Adamla üretici firmanın sitesine girdim. Hı hı. Çeviri meviri de yaptım. Bilmem ne yaptım. Adam şunu söylüyor. Benden diyor lisanslı olarak diyor anlaşma yaparsın diyor. Tamam. Bana balını getirirsin diyor. Hı-hı. İki türlü bal. Birisi konvansiyon. Ayçiçeği, kanolaydı, oydu, buydu. Bir de kıymetli var. Mesela bizim kestane ılamır gibi. Evet. Meşe gibi. Hı-hı. Onlardan da bana getirirsen fiyatı farklıdır dedi. Ama dedi lisanslı analizde olacaksın dedi. Hı-hı. Hayır, uğraşılmaz abi dedim. Bunda mı uğraşacaksın ya? Çık dedim, sat gitsin ya falan. Onun altına devam ediyor. Ben 6 ayda bir ödeme yaparım. Nasıl? Kasım ayının 1'inde bir ödeme yaparım. Mart'ın 1'inde bir ödeme yaparım. Ben dedi, parayı sana 2 kere de öderim dedi. Paran bankada garantidir dedi. Bankadan dedi gidersin, paranı çekersin. Hiçbir sorun yok. Devlet onaylıyor. Yani devlet onaylıyor. Eğer o bal üreticileri, birlikleri
o fabrika bal parmak gibi firma derse bu sene bal olmadı, bizim aracımız bu sene problem yaşıyor, bir şey yapmanız dersen hükümet anında senin hesabına para çıkarıyor. Yani senin zararını mı tazmin ediyor? Senin zararını tazmin ederken şöyle de bedava vermiyor. Sana uzun vadeli bir kredi sunuyor. Hı hı. Al bunu kullan, düşük faizlerle bana ödersin, yine de mesleğine devam et gibi. Yani şimdi bizim şey gibi, arı destekleri gibi, örnek verelim işte kovan başı 800 lira olan düşük faizli Ziraat Bankası veya da Kamu Bankası kredileri ya, gibi. O bal üretemedim ya, ben o kendi bal firmaları hemen direktman hükümete bildiriyor. Bir sorun var diyor. Yani sahada bir sorun var, bu adam problemli. Nasıl harcayacak? Direkt abi tak bankadaki hesabını. Yani direkt işte 18 ay ödemesiz. 24 işte, ay 36 ay oradaki sistemi. Bizdeki gibi 18 ay ödemesiz olan uzun vadeli krediler gibi. Hesabına para yatıyor. Hı-hı. Gidiyorsun diyorsun kardeş hesabına para yaptı kardeşim, buyur diyorsun. Al paranı, mesleğine devam et. Ben bu parayı senden alırım diyor. Şimdi bu şeyde Amerika'da, Kanada'da bu büyük arıcıların tamamı mı faydalanıyor bundan, yoksa bal küçük arıcı? Bal olmadığı zaman şey. Küçük arıcılar. Küçük arıcı, büyük arıcı fark etmez. Bütün o firmayla tamam. Anlaşman varsa. Bunların birlikleri vesaire falan herhangi bir abonelik veya işte üyelik gibi. Ya Ontario durumu... Arıcılar Derneği diye mi geçiyor? Bir şey diye geçiyor. Sen gidiyorsun oraya, diyorsun ki ben arıcıyım kardeşim. Evet. Ya orada eyalet sistemleri var. Her eyalete göre eyalete farklı. Eyalete göre gidiyorsun, diyorsun ki ben arıcıyım. İşte benim 100 tane kovanım var. Adam hemen diyor ki tak, hemen diyor yerim burada, git seç diyor. Yani diyor ki sana bölge bölge. Yani bizdeki gibi işte. Dakota'da da öyle. Dakota'da da aynı. İşte orman idaresine sen git bir GPS oradan bir konum bul. Yok, gel ben ona şey göre ya, hesap edeyim merayı falan filan derdi yok. Öyle direkt, hiçbir şey yok. Yani bir nevi bal ormanı gibi yerler hazırlanmış. Tabii canım, aynı. Sadece gelecek arıcılık yapacak arıcıyı bekliyor. Kuzey Dakota olması lazım ya. Dakota kuzey galiba. Kuzey Dakota bulunduğu şehrin arıcılar bildiği. Devlete gidiyorsun, müracaat ediyorsun. Ne olduğunu bilmiyorum işte. Yabancı isim. Diyorsun ki benim 200 tane kovanım var kardeşim. He, evet. Ben bal üreteceğim. İşte benim şeyim de var. Halk eğitimden aldığım sertifikam da var. Evet. Bilmem, yeterliliğim de var. Her şeyim var diyorsun. Adam. Çiftçilik yapacağım ben. Ya çiftçilik. Adam bilgisayarı bir açıyor. Bölge bölge. Hep böyle kare kare içine alınmış. Bölge 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 ayırmış. Diyor ki senin evin nerede? Ben şurada oturuyorum. Sana bu bölge daha uygun diyor. Buradan diyor yer seç diyor. He. Diyor ki sen hiç uğraşmıyorsun ya. Senin aralığın orası. Diyorsun ki ben işte ikamete göre. Bilmem ne bir istiyorsan uzaktakini de seçebilirsin. Hmm. Adamın derdi bu, araya bakabilmen. Hmm. İşte orada araba sorun değil ki abi. Benzin mezin problem değil. Orada hiçbir sorun değil. Sudan ucuz nasıl olsa. Yok abi, bir şey yok. Adam diyor ki ben şurayı beğendim diyor. Adın neydi? İşte Charlie Winner tık 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 tık, Charlie Winner tık 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 tık, senin üstüne geçti. O yer otomatik. Gitarını koy diyor yani. Gitarını koy, biz geleceğiz kontrol edeceğiz diyor. Tamam. O yani arın var mı yok mu kontrol edecekler. Gidiyor arısını koyuyor. Adamlar kovanları görüyorlar. Tabii düzgün müsün değil misin, temiz misin, titiz misin, yani ne yaptın, adamlar bir onu kontrol ediyorlar. Ondan sonra çat, bu aralık senin. Adam şunu diyor, aracılık yapmadığın anda bu meradan kalkarsın. Bitti. Ya benim iki kovanım vardı abi, işte ben adam diyor ki kardeş güle güle. Çık diyor. İki kovan, bir kovan yok. Amatör aracıysan başka yer diyor. Bileceğim diyor. Amatör müsün değil misin, profesyonel müsün, hepsini ayırıyorlar. Hı hı, ona amatör göre. Aracıysan diyor ki evinin bahçesine koy diyor. Hiçbir sorun yok abi. Koy bahçende, arı çıksın gelsin etsin. Tık, konu kapanıyor. Belli kovan sayısına göre otomatik ayarlamışlar. Tabii canım, adam bir şey değil mi? Ben amatörüm dediğin anda ama kontrol ediyorlar. Var havasıydı bilmem ne adamlar. Yani veteriner geliyor yani. Hiç bizdeki gibi yok değil. Abi tık, hemen bakıyorsun koskoca bir cip geliyor. Bakıyorsun acayip bir cip. İniyor adam, hiç maskeyi takıyor abi kelleyi. Tak açıyor, kontrol ediyor. Temizdir, raporu veriyor, yürüyor gidiyor. Şey oluyor mu? Reçete yazıyorlar mı? Tabii canım, hepsi yani var abi. Yani hastalığı veteriner direkt bakıp bunda bu hastalık ya, var, buna bunu tabii, tabii, reçete. Tabii sen bildirirsen benim kovanımda hastalık var. Hı-hı. Ben yeni arıcıyım, başa çıkamıyorum dediğin anda hemen birlikten adam geliyor. Ha, birlikten geliyor. Tabii tarımdan canım, değil. Adam eğitim veriyor sana, arılığında sana eğitim veriliyor. Sorunsuz. Birlik mi veriyor eğitimi? Tabii canım, birlik, devlet öğretiyor, eğitim veriliyor abi sana. Yeter ki adamın derdi. Uygulamalı olarak. Adamın derdi sen ekmek parası kazan.
Evine bak, bana yük olma diyor. Yani senin aralığında veriyor, senin tabii arına canım, göre senin veriyor eğitimi. Tabii gelip veriyor. Hiç sorun yok. Tek tek veriyor. Tabii. Mühendis yolluyorlar sana ya. Avusturya'da ziraat böyle. Ziraat mühendisi gibi. Bir sürü yer var mesela, bildiriyorsun. Avusturya'da. Avustralya'da. Avusturya. Avusturya'da mı? Avusturya'da. Mesela bak şunu anlatayım sana. Avusturya'daki işte bilmem ne kanton mu diyeyim sana. Kantonun bilmem ne arıcılar birliği. Mesela ne diyeyim. Onlar küçük küçük bölgelere ayırır. Onlar da iki kovandan tamam. Büyük adam bulamazsın. Yok öyle bir şey yani. Ya iki aile ya üç ailedir yani. 300, 500, 1000 kovan. 200 kovandan aşağıdır, 100 kovandır. Öyle büyük arıcı yok orada. Ben 500 kovan bakın deyince Avusturya ağzını açıyor. Ne? Nasıl bakıyorsun diye. İki tane büyük aile var. O bölgedeki birlik, küçük birlik teknisyene diyor ki ben diyor seni diyor Afrika sahra altına yollayacağım. Niye diyor? Orada diyor minnoş kovan böceği var. Küçük kovan böceğe mi bakacak? Kutçuya gideceksin diyor. Üreme şartlarını öğreneceksin diyor. Arıcıya diyor bunu. Teknisyenine söylüyor. Ha, kendi teknisyenine söylüyor. Birliğin kendi elemanına söylüyor. Anladım. Abi adamın uçak parasını veriyorlar. Yemesi, içmesi karşılıyorlar abi. Adamla karşılıyor. Orada bir ay kalıyor. Onun eğitimini alıyor. Görüyor nasıl çıkmışıyor, nasıl ediyor, nasıl. Hepsini öğreniyor. Avusturya adam tak Afrika sahra altından kalkıyor. Avusturya'ya geliyor. Bütün bildiklerini profesörlere, kim varsa kovancılara hepsini anlatıyorlar. Arıcıları anlatıyor. Tabii canım hepsi toplanıyorlar. Bir karar veriyorlar. Minnoş kovan böceği için kovan yaptılar abi. Adamlar kovan yaptı. Önlem almak için kovan üretildi. Yani küçük kovan böceğine uygun kovan uygun yaptılar. Kovan üretti adam. Sen Türkiye Arıcılar Birliği'nden duysana ya. Sahra altına adam gidecek. Afrika'ya adam gidecek. Ya, boş versene abi. Ya adamlar arıcısına değer, çiftçisine de öyle abi. Her şeyine değer veriliyor. Ama adam diyor ki yeter ki öğren. Hele arıcıya çok büyük şeyleri var. Doğayı çünkü siz döllemeyi siz yapıyorsunuz. Bir abi. De Avrupa'daki ya da Amerika'daki bu arıcılık eğitimleri hepsi paralı mı yoksa? Yok ya kurs veriyor adam sana. Kurs he, veriyor. Ücretsiz kurs veriyor. Yok, ya belki bir ülkede olabilir ama genelde ücretsiz. Anladım. Abi zaten yeni nesil arıyla alakası yok ki. Almanya'da da alakası yok. Yani bakmıyorlar mı arıcılık yok, yapmıyorlar mı? Gençler girmiyor abi. Hepsi internet abi tık tık tık. Emekli olanlar. İstekandayım oradayım kriptodayım kopuyorum. Hep şöyle abi ne olacak adam yani. Ya söylenir bilen 5000 avroya araba alıyor. Şimdi sen bu adama... Arıcılık yaptırabilir misin abi? Sevmedikten sonra yapmaz. Ya yapanı vardır. Aileden biri varsa bulaşır. Anladım. Ya onun için şey. Ya düşün yani adam üreticisine değer veriyor. Umursuyorlar ya. Değer veriyorlar abi. Ben şok oldum ya. Sahra altına yolluyor. Afrika'ya be abi. Aslanların kaplanların arasında yolluyor herifi ya. Anladım. Parçalanır adam. Ya düşün. Ya ne diyeyim abi? Yani... Evet. Biz buralara geleceğiz. İnşallah. Ömrüm vefa eder mi? Bilmiyorum. Ben ne?